Hepinize selamlar, ben Mahmut Tanrıverdi. Bugün çok güzel bir tane daha video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu telefonlarımızdan silinen, geçmişte sildiğimiz, 2-3 yıl önce sildiğimiz ve hiçbir yere yedeklemediğimiz, bakın buraya dikkatinizi çekiyorum, hiçbir yere yedeklemediğiniz fotoğrafları geri getirmeyi ya da tamamen silmeyi göstereceğim. Bu videoyu çekme amacım şu: şimdi bir arkadaşım telefonu ikinci el olarak birine satacaktı. Dedim ki ne yapıyorsun sen ya, sildin mi o fotoğrafları? Dedim, evet galeriyi temizledim falan dedi, format attım falan dedi. Dedim öyle olmuyor. Telefonu aldım elinden, uygulamayı kurdum. Ardından geçmişteki sildiği 2 yıl önceki fotoğraflarını buldum. Pek hoş değildi. Ne olacak yani, internette mi yayınlanacak? Amatör Burhan, Tokatlı Fıstık Burhan, Tokatlı Kumral Burhan. Eğer telefonunuzu ikinci el birine satacaksanız, kiralayacaksanız ya da ne bileyim geçmişteki bir fotoğrafınızı bulmaya çalışıyorsanız bu videodaki yöntemle önce bir uygulama indirin ve silinmeyen fotoğraflarınızı geri getirin. Hadi şimdi videoya başlayalım. Eğer telefonumuzda Yandex vesaire gibi yedekleme sistemi varsa zaten o fotoğrafları bulmak çok kolay. Yani telefonda online bir yedekleme sistemi olmasa bile bir fotoğrafı sildiğinizde o fotoğraf telefonunuzdan silinmiyor. Yani telefondan bir şey sildiğinizde ona yıllar sonra bile tekrar ulaşabiliyorsunuz bir şekilde. Bazı uygulamalar var buna yardımcı olan, onu da birazdan size göstereceğim. Yani diyelim 3 yıl önce telefonunuzdan bir fotoğraf sildiniz, herhangi bir yerde yedeklemediniz. Bu videodaki yöntem sayesinde o fotoğrafa geri dönebileceksiniz. Şimdi telefondan ben ekran görüntüsünü başlatayım ve nasıl indirebileceğinizi göstereyim size. Play Store'a girdikten sonra aramada ve açıklamada vereceğim linkten de bulabilirsiniz. Disticker isimli bu uygulamayı buluyorsunuz, ardından yükle yapıyorsunuz. Bu arada zaten yükleme sayısına bakarsanız 100 milyondan fazla yüklemesi var. Yani insanlar bunu çok sık bir şekilde kullanıyor tüm dünyada. Şimdi uygulamamız kuruldu. Açalım ve detaylı olarak nasıl çalıştığını bu uygulamanın göstereyim size. Uygulamayı aç yapıyorum ve bize böyle bir ekran geliyor. Aslında çok kolay bir kullanım var, biliyor musunuz? Hani o kadar teknik bilgiye ya da bir hacker olmanıza ihtiyaç yok burada. Şimdi burada zaten Start Basic Photoscan yazıyor. Buna tıkladığınızda direkt olarak tüm aramayı başlatıyor. Bu arada bunun için root falan yapmanıza gerek yok. Sadece gerekli izinleri vermeniz yeterli bu uygulamaya. Bu uygulama sizin için aramayı başlatıyor. Peki ne kadar fotoğrafı bulabiliyorsunuz? Onu da ayarlayabiliyorsunuz. Şu arama seçeneklerinde ayarlara girdiğinizde burada yazabiliyorsunuz. Mesela minimum yaklaşık 10 MB boyutuna kadar olan fotoğrafları bul. Ya tabii ki siz burada daha düşük kilobaytlara kadar bulabilirsiniz ama bu çok işinize gelmez. Çünkü bazı fotoğraflar, bazı görseller istemeyeceğiniz kadar küçük olabiliyor. Örneğin uygulamaların görselleri bunun altında kalabiliyor. Şimdi bekleyelim bu yükleye dursun. Bakalım kaç tane fotoğrafımızı bulacak daha önce sildiğimiz. Bu arada fotoğraflar gelmeye başladı. Videoyu tekrar başlattım. Yaklaşık bir dakika falan oldu. Şu an muhtemelen burayı blurlamam gerekiyor. Çünkü gerçekten özel fotoğraflar da var burada. Bir şey söyleyeyim mi size? Bunlar, bakın, yakın zamanda sildiklerim bunlar. Çok eski değil bunlar. Yakın zamanda sildiğim fotoğraflar. Ya ben telefondan silmişim bu fotoğrafı ama hala burada duruyor. Bakın şurada mesela sarı bir tane sweatshirtli fotoğrafım var. Ben onu yaklaşık bir ay önce sildim. Bir tane videoyu çektikten sonra telefona atmıştım bakmak için. Sonra sildim ve silindiğine eminim. Yani hiçbir yere yedeklenmedim. Daha da aşağılara iniyorum, neler çıkacak karşıma diye. Bakın burada bir tane videomda kullandığım fotoğraflar var. Bu fotoğrafları yaklaşık ben 6 ay önce çekmiştim ve 6 ay önce çeker çekmez bilgisayar atıp direkt sildim. Komple sildim yani telefondan ve şu an karşıma çıkıyor. Bu arada bu fotoğraflar hadi neyse normal fotoğraflar ama sizin özel fotoğraflarınız olabilir telefonunuzda ya da ailenizin fotoğrafları olabilir. Yani bunu ikinci el birisine sattığınızda böyle basit bir uygulama kullanarak telefonunuzdaki geçmiş fotoğraflara erişebilir ve o özel fotoğraflar erişebilir. Benim tek derdim size bunu anlatmak. Ya bir telefonu ikinci ele satıyorsanız gözünüzü seveyim, şu uygulamayı bir kurun. Ondan sonra tamamen silin. Birazdan tamamen silmeyi de göstereceğim zaten. Bu arada binlerce fotoğraf var. Bak 4868 tane fotoğraf bulmuş ya. Neler var neler var ya şu an. Ben de bayağıdır çalıştırmıyordum bu programı. Sildiklerim, çekip birini atıp geri kaldırdıklarım. Bak şurada prizin fotoğrafı var ya. Ben bu prizin fotoğrafını tam 2 yıl önce çekmiştim. Ve o 2 yıl önce ben bu fotoğrafı çektikten sonra direkt prizi takıp direkt silmiştim bu fotoğrafları. Neler neler duruyor hala galeride. Bu arada bu sıralı mı sırasız mı emin değilim ama muhtemelen sıralı. Çünkü en başta çıkanlar ilk sildiklerimdi. Bu fotoğrafların hiçbiri galeride yok bu arada. Tamamen silinen fotoğraflar. Benim tek merak ettiğim daha altından neler çıkacak. Hangi fotoğraflar çıkacak. Gösterebildiğim gösteriyorum ama hepsini gösteremiyorum. Çünkü sildiğime göre muhtemelen bir özelliği var benim için. Yani burayı blurlamayı unutursam ben yandım. Bakın arkadaşım WhatsApp'tan attığı sonra sildiği fotoğraflar bile var. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Arkadaşım bana attı o fotoğrafı sonra herkesten sil yapıp silmişti. Bu arada ufak bir reklamımızı da yapalım.
WhatsApp'ta silinen fotoğraflar ve mesajları nasıl getireceğinizi gösterdiğim bir tane video çekmiştim. O videoya mutlaka bakın. Gerçekten çok enteresan şeylerle karşılaştım. Ya silinen fotoğraflar, silinen mesajlar tekrar geri getirilebiliyormuş WhatsApp'ta. Onu da videonun sonuna koyacağım. Mutlaka bakın. Şimdi videomuza devam edelim. Ya bunlar tek tek bakmayın ben şimdi. Zaman kaybı olmasın ama şunu söyleyeyim size. Öyle fotoğraflar var ki can yakar. Mutlaka sizin de vardır. İndirin bu uygulamayı, kurun telefonunuza ve bir bakın bakayım hangi fotoğraflar duruyor burada. Bana lütfen yorumlarda bahsedin ne kadar kötü fotoğraflar bulduğunuzu. Bu arada yaklaşık bir 2-3 dakika çalıştı program. Şu an bile 11.500 tane fotoğraf bulmuş telefonda. Bu arada benim telefon öyle devasa boyuttaki bir hafıza kartına sahip değil. Bu kadar fotoğrafı nereye sıkıştırdı emin değilim ama bayağı bir fotoğraf buldu. Bu arada zaten fotoğrafların boyutlarını görüyorsun. Kilobyte falan yazıyor. Şimdi ben size örnek olsun diye şunu göstereceğim. Ben bu fotoğrafları yaklaşık 1 yıl önce, 1,5 yıl önce ya da 1 yıl önce falan şu dolabı ilk aldığımda çekmiştim. Dolabımın hangisi için en uygun renk olacağına karar vermek için ve aşağıda şöyle bu tarafa ızgara yapsam güzel olur mu? Izgara panolar var ya onlardan koysam güzel olur mu diye bir tane fotoğraf çekmiştim. Bunlar duruyor. Şimdi diyelim ben bunu indirmek istiyorum. Ne yapabilirim? Onu da göstereyim size. Şimdi fotoğrafı indirmek ya da silmek için ilk başta durduruyoruz aramayı. Ardından seçiyorsun fotoğrafı indirmek istediklerini. Recover yapıyorsun. Ardından zaten burada gözüküyor hani nasıl indirmek istersin. Ben direkt diyorum ki dosya şeklinde indir. Ardından iki tane fotoğrafı başarılı indirdi. Bir girip bakalım onlara da. Şu anda bu fotoğraf bayağı düşük kalitede bu arada. Hani şu an o kadar yüksek bir kalitede değil ama bu biraz da benim hatam. Az önce boyutu biraz düşürmüştüm. Burada ayarlara girdikten sonra şu minimum file size yazıyor ya. Bunu biraz yükselteyim. Şuradan bir tane indirmeyi deneyeyim. Bakın buradan bir tane indiriyorum rastgele. Şu fotoğrafı çekip silmiştim ben aylar önce. Bunu indireyim bak göstereyim size. Fotoğraf indirme tamamlandı. Benim o iğrenç fotoğrafım da burada karşıma çıktı tekrar. Ben bu fotoğrafı aylar önce çektim ya. Sonra sildim telefondan kalmasın diye. Yine çıktı karşıma. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten güvenilir mi sizce bu sistem? Bu arada video bitmedi. Çok daha önemli bir konuya geldik. Bu fotoğrafları telefondan tamamen nasıl kaldırabileceksiniz? Kısa bir ara. Reklam sırası. Evet kanalıma abone değilsen eğer mutlaka abone olmayı unutma. Çünkü ben kanalımda bu tür güzel içerikler üretmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Instagram'la ilgili, Kıbrıs'la ilgili, internetten para kazanmayla ilgili ya da Instagram hileleriyle ilgili şeyler içeriyor bu bilgiler. Ve eminim kanalımda hoşuna gidecek çok sayıda şey vardır. Eğer kanalıma abone olursan bunlardan sen de faydalanabilirsin. Umuyorum sana güzel bir şeyler katacak içerikler üretiyorumdur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutma. Ve videoyu buraya kadar izlediysen de aşağı beğeni yağdırıp yorum bırakmayı unutma. Mutlaka yorumu okuyacağım. Mutlaka beğeneceğim yorumunu. Şimdi videoya devam edelim hadi. Şimdi sizden kısa bir ricam var. Lütfen bu kısmı dinleyin tamam mı? Atlamayın. Çünkü gerçekten vereceğim bilgi önemli bir bilgi. Özellikle de bilgisayarla ya da teknolojiyle ilgileniyorsanız çok dikkatinizi çekecektir. Telefondan bir fotoğraf sildiğinizde o fotoğraf telefondan silinmiyor arkadaşlar. Sadece size gizlenmiş oluyor. Telefonda aktif ve pasif bölümler var. Aktif bölümler galeriden girdiğinizde, dosya yöneticisinden girdiğinizde ya da hafıza kartını bilgisayara bağladığınızda görebileceğiniz bölümler. Ama kartta ya da telefonun içinde bazı bölümler var. O da pasif bölümler olarak geçiyor. Pasif bölümleri aktif etmek içinse bu tür uygulamalara ihtiyacınız var. Yani hafıza kartı tamamen boş gözükebilir bilgisayara taktığınızda ama bu uygulamaları çalıştırdığınızda tekrar o pasif bölümleri aktif ederek geri getirebilirsiniz. Bir fotoğrafın bilgisayar dilinde 1010 diye bir dili olduğunu düşünelim. Bir tanımı olduğunu düşünelim. Siz bir fotoğraf sildiğinizde oraya sadece P harfi ekleniyor diye düşünelim. Yani o fotoğraf aslında orada duruyor ama sadece siz göremiyorsunuz. Telefon sizin göremeyeceğiniz şekilde gizliyor onu. Ama bu şekilde uygulamalarla geri getirilebiliyor. Bu fotoğrafları kalıcı olarak nasıl temizlersiniz onu da söyleyeyim size. Şimdi biz dedik ki hani 1010 olarak kalıyor orada. Şimdi bu uygulamada da komple fotoğrafı temizleme var. O fotoğrafı tamamen oradan kaldırmak için o 1010 kısmını bozuyor. 1111 yapıyor. Yani o fotoğraf bozulmuş oluyor. O fotoğrafın üstüne başka bir şey yazılmış oluyor. Bu uygulama o yöntemi kullanarak tamamen silebiliyor. Yani telefondan ya da bilgisayardan herhangi bir şey silmek diye bir şey yok. Sadece boş yerleri dolduruyorsun, dolu yerlerin üstüne yazıyorsun. Başka yöntemi yok zaten bunun. Şimdi laf fazla uzatmadan bir de nasıl sileceğinizi göstereyim. Şu fotoğraf bir sileyim ortadan kalsın bir. Şimdi buraya tekrar geldim. Buraya tıkladığınızda gördüğün gibi bir tane fotoğraf seçtim. Silmek için clean up'a tıklıyorsun. Ardından böyle bir sayfa çıkıyor karşına. Zaten burada sana tek tek nitelendirmiş hani hangi içerikler var falan filan diye. Buradan Photos'a giriyorsun. Photos'ta
ait olan, sahip olduğun tüm fotoğraflar duruyor. Mesela hangisini silmek istiyorsan, mesela atıyorum şunu silmek istediğimi söyleyeyim. Ardından en aşağıdan şu kırmızı butona tıklıyorsa şu an onu okuyup kendimi rezil etmeyeceğim. Ardından delete yapıyorsun ve o fotoğraf sonsuza dek telefonundan silinmiş oluyor. Yani iş bu kadar basit. Bak tekrar ediyorum, gözünü seveyim. Eğer bir telefonu ikinci el olarak satacaksan lütfen bu uygulamayı indir ve telefonu önce bir temizle. Ya adamın eline koz verme lütfen ya. Çünkü kimin eline geçeceğini bilemezsin. Özellikle telefonculara satıyorsan o telefoncunun kime satacağını bilemezsin bu uygulamayı. Başını derde sokar bu tür şeyler, haberin olsun. Umuyorum bu video işine yaramıştır. Elimden geldiğince size kısa, öz bir şekilde telefonlarınızdaki geçmiş fotoğraflar, sildiğiniz fotoğrafları nasıl geri getireceğinizi anlatmaya çalıştım efendim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada sizden bir ricam var. Şu an bu videoyu buraya kadar izlediysen lütfen aşağı bir yorum bırak. Ben izledim abi de, ben izledim Mahmut de, ben izledim kardeşim de. Kendini belli et çünkü yorumların benim için çok önemli. Ben tüm yorumları okuyorum, değer veriyorum. Gerçekten okuyorum ve değer veriyorum. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Aşağı yorum bırakırsan da cevap vereceğimden emin olabilirsin. Kendine çok iyi bak. Başka bir videoda görüşürüz, olur mu? Hadi bay bay. Bu arada kısa bir ara, işte şuraya iki tane video bırakıyorum sana. O videolarda izlemeyi unutma. Bir tanesi WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme. Diğeri ise sana özel bir tane video. Hadi görüşürüz. Hoşça kal.